onlarca emeklinin maaşına %5 ile %6 oranında zam yapılırken Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu iktidara bir çağrı yaptı. En önemli gider kalemi kira ve yakıt masrafları için ek ödeme istedi. Kiradayım. Evim kadar yok, kira? Arabam yok, hiçbir şeyim yok. Kiram 830 oldu. Kışın yakıtınız ne kadar geliyor aylık? 600 geldiği de oldu. Maaşım da 2000 civarında falan. Ne kadar kiranız? 700 lira. Maaşınız? 1300 lira maaş alıyoruz. Ne kadar yakıt masrafınız? Valla ayda 400-500 lira yapıyor. Bir laf var Anadolu'da. Hacı Bayram'dan alıyorum. Sultanahmet'e yatırıyorum. Daha eve girmeden aldığımız maaş buhar olup uçuyor. Türkiye'deki milyonlarca emekliden birkaçı ama hepsinin derdi ortak. Zamlar karşısında eriyen maaşları, kira, doğalgaz ödemeleri karşısında çaresizlikleri. Türkiye Emekliler Derneği de iktidara bir çağrı yaptı. Emekliler kira ve yakacak yardımı paketi istedi. Emekli ne yapar? Emekli gezer, para harcar. Para harcadıkça ne olur? Esnaf kazanır. %5 ile %6 ile olacak şey değil. SSK ve Bağkur emeklisinin aylığı bu yıl %5 oranında artırıldı, ancak Haziran ayında iğneden ipliğe yapılan zamlar emekli maaşına yapılan artışın tam 3 katı. Üstelik 12 milyon emeklinin 3 milyon 300 bini kirada oturuyor. En düşük kiranın 700 lira olduğu düşünüldüğünde emekli maaşının büyük bir bölümü kiraya gidiyor. Kiralar 700-800 semtine göre değişiyor. Bir maaşa geçirmek çok zor. Emekliler için bir diğer önemli gider kalemi ise özellikle kış aylarında artan yakıt masrafı. Yani hem düşük bir gelire sahip olan hem de kirada oturan bir emeklinin umudu ek ödemenin yapılmasında. Emekliyi hiç düşünen yok zaten. %5 zamına ne yapacak emekli? Ben evim kendim olduğu halde zor geçiniyorum yani. Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu da bu hesapla bir talepte bulundu hükümetten. Kira, yakacak masrafları için ek ödeme. Enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam ve refah payı istedi. Aldığımız 2000 lira para, giden 2500 lira para. Hep cepten yiyoruz. Yani mutfağa her ay 1000 lira gidiyor. Yakıt 200 lira gidiyor aylık. Türkiye Emekliler Derneği'nin bir diğer talebi ise emeklilerin yılda iki kez aldıkları biner liralık bayram ikramiyesine alım gücündeki kayıpları gerekçe gösterdiler ve %19.88'lik tüfe zammı istediler. Yani 198 lira zam. Abartısız konuşuyorum. 10 senedir Ankara'nın dışında çıkamıyorum. Ama ben de istiyorum. Milyonlarca emekli ek ödemelerin hayalini kuruyor. Ama iktidar cephesinden bu taleplere ilişkin ne bir adım var ne de açıklama. Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs salgını ve buna bağlı olarak ekonomide bizleri neyin beklediği, nelerin beklediği ve buna da yine bağlı olarak vatandaşların, esnafın, işverenlerin herkesin de beklentileri var. Ve bu beklentilerin karşılanması gerekiyor ki bugün en çok söz ettiğimiz konu sokağa çıkmayalım, evde kalalım ve hastalığı yaymayalım. Bu hastalığın yayılmaması için, sokağa çıkılmaması için aslında bir dizi önlemin devlet tarafından alınması gerekiyor. Bazı açıklamalar yapılıyor ama bu açıklamaların tam sokakta karşılığının olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü işçinin, işverenin, esnafın, işsizin, yoksulun beklentileri var. İşçi diyor ki ben işten çıkarıldım ya da işime gitmiyorum, geçimimi nasıl sağlayacağım? Elektriğim, telefonum, suyum, doğalgazım, gıda, zorunlu ihtiyaçlarım nasıl karşılanacak? Bankalardan sürekli ödemeler geliyor, kredi kartı, kredi ödemeleri. İşçi bunalmış durumda. İşçi de haliyle bu ödemelerini yapabilmesi için de bir şeyler yapıyor. Sabah evinden çıkıp da rızkının peşine gidiyor. İşveren aynı şekilde, işverenin de birçok ödemesi var. Bunları nasıl yapacağını planlıyor. Esnaf birçok genelgeyle sektörde esnaflar işyerlerini kapatmak zorunda kaldı ama genelgenin olmadığı sektörlerde de esnaf şu anda dükkanlarını kapatmış durumda ama esnafın da tabii beklentileri, vergiler, çekler, senetler, işçilik ödemeleri, bunlar ne olacak? Bunu bekliyorlar. İşsizler zaten işsiz, bir geliri yok ve bu durumda olan kişiler, ben aç mı kalacağım, zorunlu ihtiyaçlarımı karşılayamayacak durumda mı olacağım diye kara kara düşünüyor. Yoksulların durumu ortada. Aslında biz diyoruz ki çalışma hayatında bu düzen, ödemeler dengesinin bozulmaması gerekiyor.
Özellikle çek konusu o kadar önemli ki çek konusuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ve çek konusunda benim önerim bir mali müşavir, sosyal güvenlik uzmanı olarak yıllarca hem işçinin hem işverenin yanında olan ve sorunlarını bilen, dinleyen, çözümler üreten birisi olarak şunu söylüyorum. Kredi Garanti Fonu 25 milyarlık bir kredi açıklamıştı. Bunu 50 milyara çıkardı. Bu 50 milyarı çek ödemesini hesabında parası olmayan kişilerin vermiş olduğu çekleri karşı taraf gidip tahsil etmeye kalktığında çekin karşılığı yoksa ödemeler dengesi bozulur. Bu çeklerin muhakkak ödenmesi gerekiyor ve kredi garanti fonundan ödenmesi gerekiyor. Ve çeki kim yazdıysa o firmaya o çek tutarı kadar kredi garanti fonundan kredi verilmiş olması gerekiyor ki çeki tahsile giden kişi de eli boş dönmesin. Çeki tahsile giden kişi eli boş dönerse o da ödemelerini yapamaz. Kar topu gibi ödemeler dengesi bozulur. Senette de aynı durum. Ve vergiye gelip baktığımızda salı günü 31 Mart salı vergi ödemelerinde yapılandırmalarda özellikle son gün yapılandırma ödemeleri KDV ertelendi. Mart ayında ödenecek KDV Nisan ayının 24'üne ertelendi. Stopaj ödemesi yapıldı. Ancak vergi 7134 sayılı yasayla vergi ödemelerinde bir yapılandırma yapılmıştı. Bu vergi yapılandırmalarında vatandaşlar, daha doğrusu esnaf, geçmiş dönemde ödeyemediği vergilerini yapılandırmıştı. Taksit taksit ödüyordu. Bir yıl içinde iki defa ve üstünde ödeme olmazsa şayet vergi yapılandırması bozulur. Ve 31'inde bu verginin muhakkak biraz ötelenmesi gerekiyor. Ve SGK ödemeleri bu ay sonunda, hem işveren diyor ki tamam bu geçen ayın maaşlarını zaten ödeyecek durumda değilim. Bir de SGK ödemeleri var. Ben bu ödemeleri nasıl yapacağım diye kara kara düşünüyor. SGK ödemeleri, vergi yapılandırma ödemelerinin muhakkak ötelenmesi gerekiyor. Ve çek senette de dediğimiz gibi kredi garanti fonundan karşılık olarak verilmesi, kredi olarak karşılık verilmesi gerekiyor ki ödemeler dengesi düzene girsin. Aslında işçinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir destek alması, bu da kısa çalışma ödeneğinin çok hızlı olması gerekiyor. Yani Nisan ayının 5'inde kısa çalışma ödeneği işçiye ödenirse işveren ve esnaf biraz rahatlar. Üstüne kalan rakamı kendileri tamamlarlar. Ve bu çek, senet, vergi, SGK'larda da bir çözüm olursa işçi, esnaf rahat eder. Aynı zamanda işçiye dediğimiz gibi kısa çalışma ödeneği verilirse işçi de bir miktar rahat eder. Ama bunun yanında halkın beklentisi, vatandaşın beklentisi elektrik, su, doğalgaz, bireysel kredi, kredi kartlarında bir süre öteleme söz konusu olabilir. Özellikle esnafın ve işverenlerin beklediği kredilerle ilgili esnaf kefaletten alınan kredilerde erteleme söz konusu oldu ama birkaç banka bunun dışında kredi ödemelerini öteleyeceğini söyledi, ancak faizleriyle beraber ve bunlara faiz hesaplaması yapıldığında yüksek faizler ortaya çıkıyor. Vatandaşın bu konuda işçi, işveren, esnaf, işsiz, yoksul diye tek tek ayrılması ve bu kişilerle ilgili net açıklamaların yapılması gerekiyor. Yani merak etmeyin, elektriğiniz kesilmeyecek, suyunuz kesilmeyecek, doğalgazınız kesilmeyecek. 3 ay sonra ya da 6 ay sonra ödemeye başlayabileceksiniz. Ya da bir miktarında da indirim yapacağız, öyle ödeyeceksiniz. Ya da devlet diyor ki 100 milyar gibi bir kaynak ayırdık, eski parayla 100 katrilyon. Bu kaynağın bir bölümüyle de bu elektrik, su, doğalgaz ödemeleri karşılanabilir diye düşünüyorum. Esnafın ve işverenlerin beklentisi ödemelerini, şu anda yapması gereken ödemelerinin bir süre ertelenmesi, yoksullara gıda desteği muhakkak gerekiyor. Bunlarla ilgili de Çalışma Bakanı, Aile Çalışma Sosyal, eskiden Çalışma Bakanlığı vardı. Şimdi Aile Bakanlığı ile beraber birleşti. Aile ve Çalışma Bakanlığı yardım yapacağını söylüyor ama kimlere bu yardım ne şekilde olacak? Net bir şekilde nerelere müracaatta bulunulacak? Nasıl
başvuruda bulunup nasıl alacaklar? Bunları da bilmeleri gerekiyor. Aslında bir yerlere müracaat etmeye de gerek olmadan bu kişileri sayısını açıklanarak tam net bilgilerinde verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama en önemli konu dediğimiz gibi ödemeler. Vatandaşın şu anda bir geliri yok, esnafın bir geliri yok. Esnaf, işveren yanında çalıştırdığı kişilere parasını verecek durumda değil. Bu durumda cebine para girmeyen çalışan zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz. İşsiz, yoksullar zaten karşılayamayacak bir durumda.